Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün insanlara hayattaki en büyük düşmanınız nedir diye soracağız. O zaman başlayalım. Bize en büyük pişmanlığını söyleyebilir misin? Benim en büyük pişmanlığım, tanımamam gereken bir insanı çok iyi şekilde tanıdım yani bu. Kim o? Refik, eski sevgilim. İsim vermesini beklemiyordum yalnız. Eski sevgilim, çok pişmanım. Bundan nefret ediyorum. Nefret ediyorum ondan, bunu da söyleyeyim. Niye o kadar nefret ediyorsun? Benle konuşurken amcasının kızıyla nişanlıymış. Evet. Hakikaten şoktayım şu an. Sen nasıl öğrendin peki bunu? Ben nasıl öğrendim? Bunun kuzeniyle, benim eniştemin kuzeni nişanlıydı. Nişanları vardı büyük. O sırada işte dediler hani konuşmayın. Bir yıl oluyor bir de biz konuşmaya başlayalı. Ondan sonra gelip bana söylüyorlar ki Refik nişanlı. Kimdi amcasının kızı? Harika. Teşekkür. Şamari sinirinden gülüyor. Başka söylemek istediğin? Canınızın sağlığı, iyi ki varsınız. Bize en büyük pişmanlığını söyleyebilir misin? Doğmam. Niye? Ne işim var böyle yalan bu dünyada? Ben Barbie değilim, Harbi'yim. Harbi olduğum için Barbie'lerin içinde hep kaybediyorum. Ciddi söylüyorum. Yalan yok. Başka? Pişmanlıklarım mı? Başka pişmanlıklarım vallahi yok. Hiç yok. Var da yok. Var ama yok. Üstü kapalı anlatabilirsin. Üstü kapalı mı anlatayım? Şimdi benim pişmanlığımı düşünmek gerekirse eğer benim en büyük pişmanlığım okumamam. Evet, keşke okusaydım. Keşke. Hemşire ya da polis olmayı çok isterdim, anladın mı? Vallahi Barbie değil, Harbi olun. Çünkü Harbi olursanız kazanırsınız diyeceğim de ben Harbi'yim, kaybediyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. En büyük pişmanlığım birini sevmekti. Bu. Niye? Çünkü kahpelik yaptı diyelim. Aynen. En yakın arkadaşım da aldattı. Bir de böyle dinleme lan. Bir de en yakın arkadaşıma güvenmek. Evet. Aldattığı arkadaşını. Aynen. Bir senelik arkadaşımdı. Diğeri de 2 senelik sevgilimdi. Ayrıldıktan sonra 2 gün sonra birbirle çıktılar işte o. En büyük pişmanlık bu. Bize en büyük pişmanlığını söyleyebilir misin? En büyük pişmanlığım eski erkek arkadaşım. Neden? Öyle yani. Allah rahmet. Yok öyle değil. Kendisi biraz şeydi. Kötü bir insandı yani. O yüzden. Sen ayrıldın. Pişmanlı mı? Evet, ayrıldım ve şimdi mutluyum. Çok mutluyum hem de. Bize en büyük pişmanlığınızı söyleyebilir misiniz? Ellik. Neden? Ya ben bekarlığı seviyordum ya. Efendim? Bekarlığı seviyorum ben. Şu an evli misiniz? Evliyim. Karınız görürse ne olacak? Ya karım görürse bir şey olmaz ya. Niye? Ya bir şey demez zaten benim hanım. Alışkın yani diyorsunuz. Yok, alışkın değil de. Yani neyi görürse mesela? Bu videoyu gördü diyelim. Bir görsün, bir şey yapmaz ki. Evlilikten pişmanım diyorsunuz. Yani onu hanımından değil de evet. Genelde. Çok açıklayıcı oldu yani. En büyük pişmanlığınızı söyleyebilir misin? Baba nişanlandım. Galatasaray maçına gidemedim oldu. Ne? Galatasaray'ın maçına gidemedim oldu ya. Nişanlandığın gün Galatasaray maçına mı gidemedin? Hayır, nişanlandım da oldu da. İkincisi ondan ayrıldım zaten. Galatasaray maçına gidemedim oldu yani. Galatasaray maçına gidemediğin için pişman. Aynen. Yoksa hayatımızdan memnunuz ya. Bize en büyük pişmanlığını söyleyebilir misin? Babam. Ne gibi? Babalık yapmadı. Öyle söyleyeyim. Aynen. Teşekkürler. Rica ederim. Bize en büyük pişmanlığını söyleyebilir misin? En büyük. Okula gitmek. Okula? Okula gitmek. Gitmek. Evet. Neden? Çünkü okul
Ortaokul güzel değil. Ay, ortaokul güzel değil, lise güzel değil. Tek bu mu sebebi? Evet. Liseye gitmedim zaten. Ortaokul güzeldi. Sonra terk. Evet, terk. Sen cevaplamak ister misin? Senin vallahi mi? Benim en pişman olduğum şey motora binmek. Neden? Daha yeni kazadan çıktım. Çatlak var şu an, bir de dikiş var. Dişim kırıldı ayrıca, o yüzden gösteremiyorum. Çok geçmiş olsun. Başka var mı? Bir de annem de ya, yanlış arkadaş ortamına girmek. Düzelttim peki. Teşekkürler. Rica ederim. Bana en büyük pişmanlığınızı söyler misiniz? En büyük pişmanlığım istemediğim birinin peşinden koşmak. Senin? Nasıl diyeyim? Sevmediğim bir insanı sürekli elinden tutup gezdirdim. Neden öyle bir şey yaptın? Neden? Sevmiyorsun madem, niye gezdirdin? Boş kalmamak için ya. Tek başıma kalmamak için. Tek başına kalmamak. Evet. Başka? Başka bir şey yoktu ya, bu kadar. Teşekkür ederim. Senin var mı? Sen bayağı düşündün o arada bu. Vallahi yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarım ben. Mikrop. Mikrop. Mikrop derken? Biraz açabilir misiniz? Ben bunu anlatamam böyle, biliyor musun? Ağzıma gelmiyor yani, dilime gelmiyor. Etrafım yani. Sevmediğim insanlar. O kadar. Bırakamadım yani. Geliyor gidiyor böyle. Biliyorum ben seni demek istedim de. Öyle. Bu kadar. Ne geliyor gidiyor ama? Bende bir depresyon var. İçimde çıkmayan. 3 tane çocuğumu kaybettim ben. Sağ ol. O yüzden yani. Bu kadar. En büyük pişmanlığım bayan olmak. Dul olmak. Neden? Erkek olmak daha iyi olur bence. Bayan olmak biraz zor. Hem de dul olarak. Kesinlikle. Başka? Öyle işte. Yani ne bileyim, en büyük pişmanlığım bu. Bize en büyük pişmanlığını söyleyebilir misin? Çok sevdim. Kimi sevdin? Eski sevgilim. Sonuç ne oldu? Sonuç ne oldu? Sonuç? Berbat. Ayrıldınız. Yani. Bıraktı mı seni? Yok. Ben bıraktım. Ne oluyor? Nasıl bir pişmanlık oluyor? Gururluk o, gurur. Gurur yaptım. Bıraktığın için pişmansın. Hayır. Yani olsa olur, olmasa da olur. Öyle. En büyük pişmanlığım, ailemin sözünü dinlemedim. Ne konuda? Yani her konuda. Mesela aşk konusunda. Ondan sonra yani bana yapma dedikleri her şeyi yaptım. Bu benim en büyük pişmanlığım oldu. Sen? Doğmak ve büyümek. Neden? İşte yani hayattan bir haz alamadım hala. Memnun değilsin hayatım. Tabii. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. En büyük pişmanlığım. Şimdi öyle bir yerden soru sordunuz. 7 ay falan dışarıda kalmıştım. 7 ay dışarıda kaldın. Nasıl yani? Bayağı o zamanlar, o zamanki şartlar işte, öyle söyleyeyim. Nerede kaldın? Sokakta. Bayağı hani ayrıldık işte, o dönüyordu kendi kendine. Onu döndürüyorduk. En büyük pişmanlığım şöyle, mesleki anlamda hani. En büyük ne gibi? Pişmanlığım. Yanlış bölüm tercih etmem. Elektronik. Sonra ne yaptın? Sonra tabii canım istemediği için ayrıldım yani şeyden. Mesleği tercih etmedim. Evet, bırakmadım da bölümü bıraktım yani. Teşekkürler. En büyük pişmanlığım. Evet. En büyük pişmanlığım evlenmek harcında yok yani, aynen doğru söyledi abi. Karınız var ya. Olabilir canım, hani bu hayat şartlarında evlenmek çok zor bir şey yani. Hani ayakta durabilmek. Maddi açıdan mı söylüyorsun? Tabii ki de, tabii ki de. Yoksa manevi açıdan değil. Manevi açıdan değil. Baksanıza şu çocuğun güzelliğine yani. Bunu nasıl kazanabilirsin? O yüzden başka dedim, çocuğunuz var, karınız burada. Yani ama gerçekten ülkemizin şu halinde çalışarak, hani bir şeyler ya çalışarak, para kazanarak herhangi bir şeyler almak mümkün değil artık yani. En büyük pişmanlığım eski sevgilim diyebilirim. Ne gibi? Ne gibi? Şöyle, genelde kadınlar gereksiz yere düzelir falan gibilerinden. Hani karşıdaki insanı olmak olduğu gibi değil de görmek istediği gibi gördüğü için üzülüyoruz. Böyle şeyler. Yani gerek yok aslında kimse için üzülmeye.
kadınlar hep daha güçlü olmalı. Yani bir erkek için fedakarlık yapılmamalı bence. Bize en büyük pişmanlığını söyleyebilir misin? Bu hayatta olmam. Senin? 2 sene önce üniversiteye gitmemem. Neden gitmedin? Ailem sağ olsun. Senin? Ben pişman olacağım şeyleri yapmıyorum. Yaşadığın en büyük pişmanlığı söyleyebilir misin? Yaşadığım pişmanım okumadım. Okuma yazmam yok yani. O yüzden okumadım, pişmanım. Yaşım 21'de pişmanım yalnız. Bize en büyük pişmanlığınızı söyleyebilir misiniz? Buraya gelmem. Pişmanlık söyledim. Neden? Sevmedim. Kafama göre bir yerdeydi. Nazilli'ye mi? Nereden geldiniz? Ağrı'dan. En büyük pişmanlığım. Hiçbir pişmanlığım yok. Hiç. Hiç yok. Sizin? Var. Hak etmeyenlere verdiğim değer diyeyim ben. Aynen. Teşekkürler. En büyük pişmanlığım mı? Hayatta mı? Evet. Hayatta en büyük pişmanlığım okuyamadım. Üniversiteye gitmedim. Ondan sonra acili karar verdiklerim oldu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve henüz değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.